Herkese esenlikler diliyorum. Müslümanlar ile kafirler birbirleriyle savaşırken Allah bu iki gruptan hangisine yardım ediyor? Bugün işleyeceğimiz konunun ana maddesi bu. Ali İmran suresinin 13. ayetinde şöyle bir ifade var. Ayet ilk önce okuyalım. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu, öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Şimdi arkadaşlar burada Uhud Savaşı'ndan bahsediliyor zannediyorum. Bir grup Müslüman, diğer grup kafir ve Allah burada Müslümanlara değil, dilediğine yardım ettiğinden bahsediyor. Yani sanki kumar oynanıyor, zar atılıyor. Allah kefek eder, ben dilediğime yardım ederim diyor. Oysa bir tarafta Müslümanlar var. Bu Müslümanlar Allah'a inanmış, Allah'ın peygamberine inanmış, Allah'ın kutsal kitabına inanmış. Allah'ın emrettiği bütün her şeyi yapan, namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, cihat yapıp Allah yolunda insan katleden, fetih yapan bir grup var. Diğer tarafta ise kafir bir grup var. Allah'ın dinini inkar eden, peygamberini inkar eden bir grup var. Ama burada Allah ne diyor? Ben diyor dilediğime yardım ediyordum. Hani keyfek eder. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki oluyormuş. Ha demek ki Müslümanlar şu konuda da emin olamazlar. Yarın öldükleri zaman, mahşer meydanına toplandıkları zaman, ahirette Allah orada da ben kafirleri cennete koyuyorum, Müslümanları cehenneme koyuyorum, ben öyle diledim diyebilir. Buradan onu anlıyoruz. Ha, tabii ki şöyle bir iddiada bulunabilirler. Başka bir ayette Allah asla vaadinden dönmez deniyor. Fakat bu ayette Allah'ın dilediğine yardım ettiği ifadesinden Allah'ın vaadinden döndüğünü çok açık şekilde anlıyoruz. Neden? Çünkü diğer birçok ayette Allah biz kafirlere yardımı kestik. Allah sizinle beraberdir. Allah size yardım edecektir. Eğer inanıyorsanız siz kazanacaksınız. Türü sayısız ayetle Müslümanlara yardım ettiğini, daima Müslümanların yanında olduğunu ve kafirlerin karşısında olduğunu, onlara yardımı kestiğini defaatle bildiriyor, belirtiyor. Fakat gel gelelim burada ben dilediğime yardım ederim diyor. Demek ki Allah vaadinde durmuyormuş, sözünde durmuyormuş. Bunu buradan anladık. Çünkü burada yuvarlak ifade var. Zar atılmış resmen. İstediğime ben dilediğime yardım ederim. Diyor ki zaten bu savaşın sonunda Müslümanlar kaybediyor. Zaten o yüzden burada Allah bu tarz ifadelerde bulunuyor. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kazandığı zaman Allah benim sayemde kazandınız. Siz attığınız zaman atmadınız, Allah attı. Ayeti var hatta. Adamların attığı oka kadar onu siz atmadınız. Allah attı. O savaşı ben kazandırdım diyen Allah var. Fakat Uhud Savaşı'nda Müslümanlar kaybettiği zaman canım işte ben dilediğime yardım ediyordum savaşta diyen bir Allah var. Devamında bu surede bu musibet yani bu kaybettiğiniz savaş sizin kendi ellerinizledir ayeti var. Hemen akabinde ise bu musibet Allah'ın izniyledir ayeti var. Yani o da bir çelişki, ona da daha sonra değineceğiz. Yani Allah Müslümanlar savaşı kazandığında bütün zaferi kendine bağlıyor. Kaybettiklerinde ise onları suçluyor. Artı ben dilediğime yardım ederim diyor. Şimdi siz bu tip bir tanrıya, böyle bir mantaliteye sahip bir tanrıya nasıl güvenebilirsiniz? Yarın bu tanrının kafirleri cennete, sizi cehenneme atmayacağını nereden bilebilirsiniz? Ben dilediğime yardım ederim diyor. Yarın da dilediğini cennete koyup dilediğini cehenneme koyabilir. Yani burada çok ciddi bir çelişki var. Birinci çelişki, diğer ayetlerle bu ayet çok açık bir şekilde çelişiyor. İkinci çelişki Allah'ın daima Müslümanları desteklemesi, onlara yardım etmesi gerekirken kafirlere de yardım ettiğini görüyoruz burada. Çünkü dilediğime yardım ederim diyor. Ya bu da çelişki, bu da saçma bir durum. Allah neden kendi dinini inkar edenlere yardım eder? Böyle bir şey olabilir mi? Komik bir durum.
Evet arkadaşlar, bu konuyu işlemek istedim. Siz de bu ayeti okuyun, anlayarak okuyun. Ve buradaki mantık dışı durumu, diğer ayetlerle çelişen durumu, tabii Kur'an'ın hepsini okumanız gerekiyor diğer ayetlerle olan çelişkiyi görebilmeniz için. Fakat burada Allah'ın Müslümanlara değil, kafirlere de yardım edebildiğini, zar attığını, kumar oynadığını ve hiçbir zaman onun vaadine güven olmadığını anlamanız gerekiyor. Şimdilik hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.